Öncelikle ne gelirse gelsin başımıza, sonuçta hayra döneceğimize emin olmamız lazım. Neden? Elhamdülillah bizler Müslüman bir toplumuz. Çok şükür. Dua eden, iyi niyete sahip olan. Doğru. Bir o kadar misafirperver, bir o kadar da merhametli. halis niyetlere sahip bireyleriz. Doğru. Şimdi 16 Eylül bu haftanın, yani yılın son ay tutulması Balık Başak aksında gerçekleşip gelişirken, özellikle ay tutulması dünyanın büyük bir tarafından izlenecek. Ve bu tutulma Avrupa, Asya, Avustralya, Afrika, Batı ve Güney Amerika, Pasifik, Atlantik alanından seyredilirken Türkiye'ye de etkileri olacak. Yani şimdi biz Türk halkı olarak evet Hint Okyanusu'ndan izleniyor, Türkiye'de çok göremiyoruz deyip de oh demeyelim. Şimdi bir kere toprağın sallanmasına, yerin yerinden oynamasına etki eden bir tutulma. Bundan sonraki 3 aylık süreçte Rabbim dünyayı ve benim ülkemi depremlerden, ay, amin, felaketlerden korusun. Ben deprem olacak demiyorum. Ben jeolojik felaketler olma olasılığı var diyorum. Bu ille de deprem olacak anlamına gelmiyor. Siyasette de deprem olabilir, toprak kaymaları da olabilir, seller de olabilir. Neticede Neptün Balık burcunda. Hmm. Şimdi Neptün gözyaşı dökmemize neden olan, vazgeçemediğimiz her şeye bağlanmaya neden olan bir gezegen. Dolayısıyla o kadar zorlayıcı bir tutulmaya sahip bir süreçten geçiyoruz ki Ekim çok tehlikeli bir ay. O yüzden Allah rızası için ülkemizin birliği, beraberliği, geleceği, evlatlarımız için dua etmeye, yaptığımız bilerek bilmeyerek haksızlıklara af dilemeye özen gösterelim. Yani hepimiz haklıyızdır, hepimiz birbirlerimize haksızlık edebiliriz, gönül kırabiliriz, üzülebiliriz, üzebiliriz. Ama bu tutulma diyor ki, yaptığınız yanlışlardan arının. Geçmişe ait kırıldığınız, affedemediğiniz, bağışlayamadığınız, herkese özgür bırakın, affedin. Ve lütfen bastığınız toprağa besmelerinizi çekerek basın. Yaşadığınız ülkenin birliği ve beraberliği için dua edin. 7 Ekim, 28 Ekim sürecinde devletimiz, birliğimiz, düzenimiz için el birliği içerisinde istediğiniz duayı okuyun. Ama ülkemizin düzeni bozulmasın diye Allah'a yakarın. Ben her daim yakarıyorum. Ben her daim dua ediyorum. Hatırlıyorsanız eğer sosyal medyadan birçok takip eden arkadaşım yazmıştı. Bu yaşadığımız saldırı olmadan 4 gün önce ben Umre'deydim. Birliğimiz, beraberliğimiz için de dua ettim. Ve haftalar öncesinden beraber bir kampanya başlattık. Evet. Ne dedik? Fetih suresi bir okuyalım. Dua zincirimiz vardı. Olsun dedik. Devam ediyoruz hala. Allah razı olsun. Buna devam edelim. Çünkü neden? 28 Ocak 2017'ye kadar riskli günlerimiz var. Bu günleri dua ederek aşabilir, atlatabiliriz. Zor bir sene oldu 2016. Çok zor bir süreç, çok zor bir sene. 2015 hakeza daha zordu. Ama 2016 doğru yanlış ortaya çıktı. Göremediklerimizi ya da görmezden geldiklerimizi yıl boyunca gördük. Hı hı. Ama şu an ne doğru ne değil bunun farkına vardık. O yüzden diyoruz ki Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, tüm devlet büyüklerimize dua edelim. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, amin, bozmasın. Kritik bir süreçteyiz. Zorlayıcı olaylar var. Dolduruşlara gelmeyelim. Kimsenin huzurumuzu kaçırmasına müsaade etmeyelim. Bu ülkenin huzurunu kaçırmaya çalışanlara, bu dünyada her şeyi veriyor Allah, dengede veriyor. Bana göre cennet de cehennem de diğer boyuta geçmeden önce bu boyutta yaşatılıyor. Her kim ne yapıyorsa, geçen gün bir büyüğüm söylemişti. Düne kadar sana emanet ettiklerimi bugün Allah'a havale ediyorum. Hmm. Yani düne kadar
havale, yani Allah'ım sana emanet ediyorum dediklerimizi Rabbim sana havale ediyorum dedirtmesin. Amin. Ama kim ne yapıyorsa yaradan yarattıklarını ödüllendirebilir, cezalandırabilir, evet, ki. Allah kötülere fırsat vermesin inşallah. Ama emin olun şuna sevgili dinleyenlerimiz, izleyenlerimiz. Bunları bize yaşatanlar çok büyük bedeller ödeyecekler. Ödemedikleri ne malum? Geleceğimize, evet, güvenelim. Dedik ki Allah kötülere fırsat vermesin.